Mehmet Şeker, o soytarılar ne anlayabilir bizi ne yenebilir. Biz öldürmeyi değil yaşatmayı severiz, düşmanımızı bile. Fakat karşımıza geçip canına susadığını aşırı ölçülerle belli edeni de boş çevirmek olmaz. Gereği yapılır hem de itinayla. Bunu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu veciz şekilde özetlemişti. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Anlaşılmayan bir tarafı var mı? olabildiği kadar açık ve net, dolambaçsız, kısa ve öz, yine de anlamayanlar çıkıyor veya anlamamış görünenler. Bizi sınamaya kalkışıyorlar, büyük hata, bedeli de ağır oluyor tabii, ne yapalım herkesin bir eceli var. Dünyanın en kısa ve en etkili röportajını gördük geçen gün. Cepheye giden askere 3 soru soruldu, cevaplar muhteşem. Nereye? Kızıl elmaya. Ailene mesajın? Beklemesinler. Milletimize bir sözün, bu vatan bölünmez. Kızıl elmayı, elmanın kırmızı olanı zannedene bu kısacık konuşma bir şey ifade etmez. Diğer cevapları da anlamakta zorlanabilir. Kızıl elma büyük ülkü diyelim yeter. Ama o beklemesinler cevabı var ya, insanın yüreğine ok gibi saplanıyor. Bekleyelim be kardeşim. Görevinizi tamamlayın. Hayırlısıyla sağ salim dönüp gelin inşallah. Yolunuzu gözleyenler çok şükür desinler. Adadıkları kurbanları kessinler iftihar ederek, gönül genişliğiyle. Sizin için değil, önceki şehitlerimiz için okunsun fatihalar yasinler. Anlıyoruz, siz Peygamber Efendimiz'e komşu olmak istiyorsunuz. Hakkınızdır. Elbette şehitlik en yüce mertebe. Ama bizi böyle vurma. Çok şehit verdik, çok gazimiz var.'' yetsin biz bekleyelim sizi anneniz babanız beklesin yavuklunuz beklesin eşiniz çocuklarınız beklesin Allah'ın izniyle kavuşmak nasip olsun ya o anne yedi evlat büyütmüş ikisi evvelce askerliğini tamamlamış şu anda üç oğlu asker gerekirse diğerlerini de gönderirim kocamı da yollarım icap ederse ben de giderim diyen anamız sana ne diyebiliriz nene hatun? Cennet anaların ayakları altında biliriz. Gidip baksak görür müyüz? İşte o ana cennetin üstünde yürüyor. Aslan yürekli bütün analar gibi. İşte o eceli gelenlerin bizi sınamaya çalışanların bir türlü anlamadıkları ve anlamayacakları bir ruh bu. Bir nebze idrak edebilseler, bin pişman olacaklar fakat algıları kapalı. Mehmet Şeker, Yeni Şafak